Evet, oryantalist çalışmamızın montajına devam edeyim. Biliyorsunuz bunu yapıştırmıştık. Şunu falan yapıştırdık biliyorsunuz. Sidirimizi yapıştırdık. Duvarımızı yapıştırdık. Şurada bu ne biliyorsunuz? Bakın merdiven. Buna form vermiştik hatırlıyorsanız. Şöyle güzelce bakın şu kısmından tekrar hatırlatayım. Şöyle. Bakın. Buna form verdik arkadaşlar. Şimdi ben bunu buraya yapıştıracağım. Bakın şu kısımları basamakların düz olduğu yerler. Buraları. Buralar ayak basılan yerler. Buna form verdik. Form verince şimdi burada kısalacak arkadaşlar. Şu bölüm açıkta kaldı. Orası ne olacak hocam? Evet, oraya arkadaşlar ya bir taş döşeriz şu beyaz taştan ya da şunun bir parça bir şey keseriz. Oraya sonra yapıştırabiliriz. Bakın şu kısımlar arkadaşlar şuraları. Buralara değsin, şu zemine değsin, tamam mı? Şöyle olsun yani. Bu kısmı şurası biraz havada kalacak. Yani bakın şu parmaklarım giriyor. Yani ben bunu böyle yaparsam bakın şu kısımları şöyle havada kalırsa biraz tuhaf durur. Gerçi aykırı bir görüntü olur. O yüzden hemen silikonumu alacağım şimdi. Hatta az önce. Burada bu boş silikon şeylerin kaplarını arkadaşlar nasıl değerlendireceğiz? Bir fikri olan varsa söylesin lütfen. Bir sürü boş silikon kabımız var. Şöyle yapalım. Onları atıyoruz. Yani bir geri dönüşüme bir şey hani değerlendirebiliriz. Belki bir şeyler yapabiliriz. Bakın şu kısımların olduğu yerlere de silikon süreceğim ki. Şöyle. Onu yapıştıralım. Bakarsanız bir işe yarar geri dönüşümde. Şimdi şey yukarı kaldırdım kamerayı biraz. Şöyle çok şey yapmayalım. Sonra birazdan indireceğim şimdi yine. Şurayı görün diye yapıyorum. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle yaptım. Bakın şu kısımları şöyle değecek zemine. Gördüğünüz gibi şurada açıklık kaldı. O da şuna form verdiğimiz için oluyor. Dediğim gibi oraya ya şu beyaz taştan döşeriz. Tam oraya yapıştırmadım gördüğünüz gibi. Ya da şuraya şu bir şeritten keseriz. Şuradan bakın kuş bakışı bakın ki şöyle yukarıdan. Şöyle temizleyelim. Bakın bu inat ediyor orada. Ben diyor yapışmayacağım diyor. Ben oraya biraz silikon süreceğim şimdi bakın. Nasıl yapıştıracağım oraya. Oraya demek ki biraz şeyi az. Silikonu az. O yüzden inat ediyor. Yapışmıyor. Evet. Şimdi durdu. Hatta bakın onu şöyle bir iğneyle yine tutturalım. Azıcık ucunda. Şöyle yapayım. Şu iğneyi. Enjektör iğnesi bunlar. Şuradan şöyle görünmeyecek yerinden hemen şuradan azıcık. Çok bastırmadım. Heh. Bakın burası havada. Elim bakın parmağım giriyor. Şuraya da biraz indirelim. Şuraya bir şeyler yapacağız sonra, tamam mı? Evet, bunu bir şey yapalım. Ondan önce arkadaşlar bakın burada hemen ayaktayken şu nargilenin şu şey görüntüleri var ya bakın. Şu görüntüleri duvardaki onları şöyle bir yok edelim. Rötuşlayalım ki nargilenin o boru görüntüsü arkada gölge gibi dursun. Şöyle, şu an şuraya eşik gelecek zaten. O eşiği ayrıyetten yapacağız arkadaşlar. Ama şu kısımlara bakın. Şöyle. Aynı şunlarda bakın yaptık ya. Aynı o şekilde şöyle boyayacağım. O da böyle arkada bir gölge gibi dursun. Ha, şuraya çok yapmıyorum. Çünkü şu eşiği ayrıyetten keseceğiz. Evet, bugünlerde çok video paylaşımları biraz ara verdim. Sınavlarım var bu hafta. Evet, şimdi onu bir kenara koyuyorum arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Hemen güzelce şöyle bir yere koyalım, kaldıralım. Şimdi diğer resimlerimizde şunlara geçelim. Evet, kamerayı indirmem lazım biraz yalnız. Evet. Şimdi nerede kalmıştık? Şu kırmızı kıyafetli amcayı yapıyorduk. Orada kalmıştık. Evet, neler yapmıştık? Elini yapıştırmıştık bakın. Şu elini ne kadar da güzel durdu böyle. Bunu yapıştırdık. Bakın şuradaki şu kısmı görüyor musunuz? Şunu şöyle yapalım ki şöyle azıcık şöyle çevirelim ki amcamın yüzüne baksın şöyle şey. Bakın şuraya yapıştırdık omzunu. Bakın.
Şu başının olduğu yer şöyle. Şöyle yapalım, dur. Şöyle yapalım. Bakın şu kısmının olduğu yeri, şurada bir sivrilik var. Onu bir keseyim. Şöyle keselim. Şurada da sakal görüntüsü var. Onu da yok edelim arkadaşlar. Hemen orayı da bir şöyle bir şeye boyayalım. Hani siyaha boyayalım ki tekrar sakal görüntüsü olmasın. Hatta şöyle elimle de dağıtayım biraz boyayı. Evet, bakın. Buradan baktığın zaman amcanın omzu görünüyor, yüzü de. En son sakalını yapıştırmıştık, şunu yapıştırmıştık. Şimdi biliyorsunuz şunu yapıştırdık. Şunlar ne diyorsunuz? Şöyle bir baka durun şöyle. Bunlar şeyimizin, sehpamızın parçaları. Bunu yapmıştık arkadaşlar. Bakın kurusun diye. Şöyle. Bu dizi. Amcam dizini kaldırmış, bağdaş kurmuş. Şöyle iki dizi, bakın şöyle havada. Bunu da yapmıştık. Şimdi bu vardı zaten. Bakın önce bir şunu şöyle bir kıvırdım. Tamam mı? Bunu çünkü oturma pozisyonu ayarlıyorum. Şöyle. Baktığım zaman şurası oturma kısmı. Burası şu kısımda artık şalvarımı diyelim, ne diyelim, böyle eski kıyafetlerin sallanan kısmı, divandan sallanan kısmı. Şu belinden azıcık şuradan şöyle kıvırdım. Bakın şöyle. Şöyle biraz kıvırdım. Oturma pozisyonu vereyim diye. Bunu da böyle yaptım. Şöyle. Bakın. Onu sonra biraz düzeltiriz. Evet, şimdi bu dizini arkadaşlar, bakın. Bunu yapıştıracağım. Ama nasıl yapıştıracağım? Böyle değil. Bunu böyle yapıştıracağım. Bu böyle havada duracak şöyle. Tamam mı? Bu dizi kalkık çünkü amcamın. O yüzden silikonu buraya süreceğim. Yani şu kısma süreceğim sadece. Dizinin öyle hafif kalkık havası dursun. Evet. Şuradan altına sürelim. Çok silikon görünmesin. Hatta şuraya yoğun sürdüm şu kısma. Çünkü o şu kısmın altına girecek, görünmeyecek. Şöyle yapalım. Silikonlara dikkat arkadaşlar. Evet. Bastıralım şuradan. Bakın şurada silikon taştı. Hemen onu temizleyeceğim. Bakın şöyle, şimdi bu preslendi değil mi? Şuraya silikon süreyim. Bunu böyle kaldıracağım. Cımbızımızla. Şöyle biraz kaldıralım. Kaldırın dediysek de abes bir kaldırma olmasın arkadaşlar. Yani şu şey kısmıyla, gövde kısmıyla bu kısmın arasına bakın. Ne kadar fark var biliyor musunuz? Belki 1 santim. Evet, 1 santim falan fark var arkadaşlar. 1 santim kalktı yani. Şöyle koyalım bakın. Şöyle. Evet, bakın şurada 1 santim. Yani şu zeminle şunun arasında 1 santim var. Şimdi sıra geldi bunu. Bakın buna detay fazla yapmadık. Formu da, o işimizi gördük. Form vermiştik. Bunu da aynı şekilde, bunu da kaldıracağım. Bu da kalkık duracak. Bunu da şöyle bir silikon hemen alt kısmına, şunun hemen şunun alt tarafına sıkacağım arkasının. Şöyle uç kısmını da süreyim de şey olmasın. Evet. Bu onun üzerinde. Çekelim. Bastırın bir önce. Önce bir bastırın. Şöyle bir öbürüne. Şu dizi hatta bakın. Amcamın gövdesi burada. Şu da gene bakın, üzerinde kontrol ediyorum. Şu dizini biraz hatta şöyle gelecek bakın. Şu dizi, şu kısmı şöyle biraz gelecek. Şöyle yapalım. Evet, harika. Bakın burada da bir çok az bir boşluk kaldı şurada. Gördünüz mü? O 1 santim falan değil, hani şu zeminle arasında 1 santim, yine 3 aşağı 5 yukarı var gibi ama 0,75 arkadaşlar. Tam 1 santim değil yani, bu dizinin kalkıklığı 1 santim değil. Hatta bakın şu kısmında biraz yarım santim kaldırdım ki hani güzel bir hava görüntü oluşsun. Şimdi burada kitabı var. Kitabını yapıştırsak mı, kayar mı, kaymaz mı, bir bakalım, bir deneyelim de önce. Şöyle yapıştırsam, yok, iyi, kaymaz. Dikkatli yapıştırsam kaymadan dizlerini şey yapabilirim, yapıştırabilirim. Şöyle. Evet. Kitap okuma, bak o zaman bile ne kadar kıymetliymiş arkadaşlar. Kitap okumak gibi güzel bir şey var mı? İnsanın. Şurada şöyle biraz ittirelim. Bakın şurada şu parça kaldı, kalsın. Evet, harika. Gördünüz mü? Şimdi bunu kuruduktan sonra şekil veririz arkadaşlar. Bunlar bir kenarda dursun, oldu mu? Kurusun. Evet. Şimdi
Bu da artık 3 aşağı 5 yukarı bitti sayılır. Bir kolyesi kaldı. Kolyesine son yapalım. Şimdi burada şu parçaya bakın. Bir tane bütün resim alayım. Şu nargilenin parçasını, şu parçayı kesin demiştim. Onu arkasını kalın asetat yapıştırın demiştim. Şu parçayı. Bakalım bunu kesmiyor. Buradan sıfır sıfır şekline göre böyle yamuklu yumuklu. Bakın böyle girintili çıkıntılı. Buradan şöyle bakın şuradan. Şunun altından şu hortumların olduğu yerden devam edin. Böyle girintili çıkıntılı nasıl görüyorsunuz? Ama azıcık biraz kalın tutun arkadaşlar. Burada biraz ince ya. Siz biraz kalın tutun. Şöyle bakın. Hemen arkasına da kalın asetatı yapıştırdım. Bu kalın asetat kurudu güzelce. Bakın hiç çirkin bir görüntü var mı? Silikon görüntüsü var mı? Hiç yok. Temiz olsun. Temiz çalışın. Bunun üzerinde bakın şunlar var. Bakın şu mesela. Bunu çıkartacağız. Bombe yapacağız. Buraya yapıştıracağız. Şu şeritleri yapacağız. Bunları ben sonra yapayım. Bir sonraki resimde yapayım. Şimdi onlarla uğraşmayalım. Bunlar küçük detaylar. Bunu yapıştırdık. Kurudu bu cepte. Şimdi gelelim şu sehpamıza. Arkadaşlar bakın sehpamızı ben önce bir şöyle bir ön tarafını çıkarmışım bakın. Oymuşum buraları. Bakın şurada da oymaları var. Şuralarda bakın şu kısımları. Gördünüz mü? Bir de şurası var işte şu kısımları var şöyle. Şöyle göstereyim. Tersten tabii boyadığım için görünmüyor. Şimdi bunun dokusunu bakın. Nasıl vermişim? Yan vermişim dokusunu. Şu bakın bu dokuyu önce bir şöyle yandan bakın şöyle güzelce verelim. Burayı da böyle verelim. Yani şöyle komple de doku verebilirsiniz. Böyle komple doku verin verin verin. Sonra bunun şu kısmını oyalım iptal edelim. Bu kısmını oyalım iptal et. Burayı oy iptal et. Şurada benim yaptığım gibi bakın. Şu kısımlarını oyun. Şöyle yarım hilal şeklinde bakın. Şöyle belli zaten şu kısımları. Aynı şekilde burada da aynı şekilde. Burada da aynı. Şu kısımdan bakın. Burayı iptal edelim. Bu arka kısmı orayı da ayrıyetten yapacağız. Bakın bu kısmını da şöyle yapalım. Bir an, zaten şurada görüyorsunuz bakın. Bu kısmı. Şunu da yine de sıfırını gösteriyorum size. Kesimini şu. Bunu çıkartırken nasıl çıkartacağım? Bakın buradan sıfır. Buradan gel. Devam et. Buradan böyle paylı. Çünkü şu tepsinin olduğu yeri ayrıyetten alacağız. Tamam mı? Şimdi burada şu parça var. Bunun tabii ki arkası var. Şu parça. Burayı da arkadaşlar bakın şu içine oyacağım. Burayı. Bakın şu boşluğunu oyacağım. Şurayı iptal edeceğim. Burayı iptal edeceğim. Burayı iptal edeceğim. Şurada olduğu gibi. Bunu da çıkartırken yine buradan geleceğim. Böyle bakın. Şu. Şuradan şöyle paylı alacağım. Şu. Bakın şu. Boyadım tabii ben bunu. Bunu iç bükey yapacağım arkadaşlar. Bakın burada köşeler var. Burada köşe kıvrımları var. Şimdi ben bunu böyle yapınca köşe kıvrımlarını arkadaşlar şöyle yapınca bakın buralardan şu kıvrımları verelim. Yaptığım zaman şurada potluklar oluşacak. O potlukların oluşmaması için bakın ben ne yapmışım? Çıtlatmışım gördünüz mü? Makasla çıtlatmışım şöyle yani. Bakın şöyle çıtlatmışım yani. Şöyle yapmışım çıtlatmışım. Bakın bir de buradan yapmışım çıtlatmışım. Ki ben bunu böyle kıvırdığım zaman şu tepsi kısmını kesip buraya yapıştırdığım zaman hem bu güzel böyle dönme görüntüsünü versin hem de potluk oluşturmasın. Şimdi bunu biz böyle yapıştıracağız. Bakın böyle yapıştıracağız. Ama ondan önce yapmamız gereken işlemler var. Hortumlarımız var. Şimdi hortumlara gelmeden önce başka işlemler var. Hortumları sonra göstereceğim. Şimdi bunlar cepte. Güzelce boyayın. Şimdi burada bakın bunun üzerinde şu işleme var. Şu. Gördünüz mü? Onu ben çıkarmamışım. Onu hep beraber çıkaralım. Evet. Buradan harcayabilir miyim? Sağlam elimde var mı? Var. Evet bakın şu kısımlara şu. Şuralara. Bunu dokusunu kazandıralım güzelce. Burada aslında şöyle yapalım. Bakın şöyle güzel bir işleme var ama çok net değil. Böyle dalga dalga gibi. O yüzden ben şöyle yuvarlak doku kazandırayım. Düz doku kazandırmayalım biz buna. Şöyle yapalım bakın. Yani şöyle şöyle. Bakın yuvarlak yuvarlak bu. Böyle böyle kazandıralım şunlara. Burada çok ince ama bu kısmını da yapabiliriz. Şöyle buraya da doku kazandırıyorum. Yanlara da şu. Bakın buraya kadar geliyor. Burada da var. Şimdi bakın şu içlerini oyacağım. Güzelce onun üzerine yapıştıracağız. Evet. Şuradan başlayalım. Şu yıldızları yapmayacağız mı? Yapacağız. Bakın şu kısmı biraz kalın tutacağım arkadaşlar. Çünkü orası çok ince.
Dikkatli izleyin beni. Sınavlar var, dersler var derken videoların çekimlerini biraz ertelemek durumunda kalıyorum arkadaşlar. Bakın bu kısmı tam şuradan almıyorum. Azıcık şuradan tutuyorum. Kalın tutuyorum. Hem yapıştırmam kolay olsun hem böyle güzel bir görüntü olsun diye. Şimdi burada yine aynı şekilde güzel de eskiden sede foyma vardı. Şuradan kopartmayacağım arkadaşlar. Bakın şuralardan kopartmayacağım. Ki yapıştırmamız hem kolay olsun hem de üzerine zaten şu şeridi ayrıyetten yapıştıracağız. Bakın yine burası da ince. Azıcık kalın tutacağım şu yukarıdaki gibi. Azıcık kalın tutun. Burayı da yine kalın tutun, unutmayın. Şimdi bunu nasıl çıkartacağım? Şöyle geleceğim. Yavaş yapın burayı. Elini bakın şuraya tutun ki kopma olmasın. Yavaş yapın. Yavaş yaparsanız kopma olmaz ama yine de şöyle garanti olsun. Şöyle yapalım. Bunu da şöyle çıkartalım. Şöyle çıkartayım. Fazla kalın kestik oraları. İnceltelim biraz şuraları. Evet bu. Boyayalım hemen. Yapıştıracağız çünkü. Hocam sizin evde çok mu sıcak oluyor diyorsunuz? Evet arkadaşlar benim ev 3 cepheden 3 cepheli. Bir cephe, iki cephesi müthiş güneş görüyor. O yüzden arkam şu an yanıyor. Bayağı bir güneş var. Güya kar yağacaktı. Güya bu akşam sulu kar vardı. Evet bakın boyadım. Hemen şimdi bunlara bir diş bükey verelim. Güzelce önce şunlara verelim. Sulu kar yağışı var dedi Güya. İzmir'de dedi. Ama nerede? Bakıyorum havaya. Yani bulutlar var ama güneş bakın işte şurası güneş nasıl güneş görüyorsunuz. Bakın buralara da verebildiğim kadar kabartma veriyorum. Arkadaşlar bana arkadan ütü yapıyor musunuz? Bunu yapıyor musunuz diye sormayın. Yapmıyoruz arkadaşlar. Ütü yapmıyoruz biz. Biz kabartma yapıyoruz böyle işte. Videolarımızı izlediğiniz zaman zaten bir tane öyle onunla ilgili hiçbir şey göremezsiniz. Evet şurayı da keseyim. Hatta bakın. Şuradan şu şeridin kenarını şöyle sıfırlayacağım. Ona gerek yok. Çünkü tepsiyi ayrıyetten keseceğiz. Tepsi kısmının olduğu yeri keseceğiz. Orayı da kabartalım. Yani form verelim. Bunlara form vermezseniz, ben bunlara bu formu vermeseydim, bunu ben olduğu gibi yapıştırsaydım, onun hiçbir boyutu kalmaz, hiçbir görüntüsü olmaz. Şimdi buraya yapıştıracağım bunu. Güzelce silikon süreceğim. Nasıl süreceğim? Şöyle bir gene şekil vereyim. Her yerine sürmeyeceğim yine. Belli yerlerini süreceğim. Bakın şuraya süreceğim. Şuraya kenarlara süreceğim. Bir de şuraya sürdüm. Yeterli. Hocam şimdi taşıyor kenarlarından. Evet taşıyacak. Önce taşıralım ki iyice silikonun hani kağıda yapıştığını bir iyice emin olalım. Ki sonra elimizle temizleyebiliriz ya da başka şeyle temizleyebiliriz. Evet şuradan tutayım. Bakın şu kısmını süreceğim sadece. Diğer kısmına sürmeme bile gerek yok. Şimdi burada tığımız devreye giriyor. Tığla. Şöyle yapayım. Bakın şu fazla silikonları alacağım. Önce bir yayıyorum şöyle olduğu yere. Hani boşluk kısım varsa zaten silikon oraya doluyor. Bakın şimdi burası
Fazlalık. Hemen ne yapıyorum? Hemen sildim. Şurayı da bakın. Şurayı da yayabilirim. Bazen öğrenciler hocam bunu her şey hoş güzel de şu silikon olmasa diyorlar ya hocam. Ya arkadaşlar o olmasa bu olmasa. O zaman nasıl olacak yani? Şuradan tutayım da şey olmasın silikonu. Hem güzel olsun istiyorsunuz. Hem kimse de olmasın istiyorsunuz. Hem ucuz olsun istiyorsunuz. Hem kaliteli olsun istiyorsunuz. Ne denir artık yani bu kadar herkes öyle ister ama öyle bir şeyimiz yok maalesef. Lüksümüz yok. Gülü seven dikenine katlanacak. Evet, hemen çeviriyorum. Hemen şu kestiğim oyduğum yere bakın. Şöyle bir yapıştıracağım. İyice bastırıyorum ki hani emin olayım. Bakın şuralarda hiç silikon yok. Sadece şuralara sürdüm. Yeterli. Şöyle yapalım. Bakın dakika başı elim siliyorum. Çünkü silikon görüntüsünü sevmiyorum. Evet. Bakın bu da yapıştı. Şöyle baktığınız zaman görüyor musunuz kabartmayı? Nasıl ortaya çıktı? Şimdi bu da dursun bir kenarda. Şimdi bunun yıldızları var. Mesele orada arkadaşlar. Şimdi şunu bir temizleyelim. Bu yıldızlarını nasıl yapacağız? Çok küçük. Oymalarını da yapmamız lazım. Oymasız da olmaz. Nasıl yapacağız? Evet, şimdi gelelim o kısma. Öncelikle şu oymalara bakın. Güzel şöyle bir doku kazandırın. Şu yıldızlara, şu yıldızlara. Güneş gibi olanlara. Şimdi bunun bir tanesini ben çıkartacağım. Bunu da alalım. Hepsine bir doku kazandıralım önce şöyle. Bu sizi biraz zorlayabilir. Hepsini çıkartalım. Bakın şuradan ben tepsiyi de kurtarabilirim. Şu tepsiyi de kurtaralım. Hadi şu tepsi var ya. Bakın buradan 0 0 şöyle. Bu tepsiyi de kurtaralım. Tepsiyi de şöyle doku kazandıralım. Aynı zamanda buradan tepsiyi de kurtaralım. Hani kısmına şuradan beyazından. Evet. Bu da tamam. Bu da bir kenarda dursun. Daha sonra bunu şuraya yapıştıracağız. Şuraya çıtlattık ya bakın. Bunu güzel bir iç bükey vereceğiz. Hatta şimdi de yapıştırabilirim. Şöyle iç bükey verelim hafif. Tüm yapıştırıp nasılsa. Şöyle yapıştıracağız arkadaşlar. Şöyle. Hemen yapıştıralım. Bakın şu çıtlatmaları unutmayın lütfen. O zaman şurada bir potluk oluşur. Benim şu çıtlatmaları yaptığım gibi yapmazsanız o potluk oluşur. Potluk oluşmasın. Evet, bakın şöyle tepsiyi biraz öne getirin arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurada bir önde şey kaldı. Mesafe kaldı. O olay olsun lütfen. Hemen bir resim alalım. Bir tane bütün resim alalım ki şunu da oradan bir kontrol edelim. Biraz fazla aşağı indirmişim. Bakın arkadaşlar aslında bu şurada. Şöyle. Şurada falan. Ama ben onu birazcık şöyle minnacık şöyle 1 milim şöyle öne ittirdim ki şurada hani o tepsinin şey kısmı görünsün diye şu dış kısmı şöyle azıcık şöyle dışı çıkarttım. Şöyle minnacık çok çok az bir şey çıkarttım şöyle önde duruyor. Bu da kurusun iyice. Kurumasını beklememiz gerekiyor. Şimdi gelelim güneşimize. Onu da halletmiş olduk. Onu tarif ederken onu yaptık. Evet, şu güneşlerimizi bir çıkaralım. Şimdi
Bakın önce şu güneşi çıkaralım, oldu mu? Şuradan önce bir bakın şöyle bir ayıralım. Şuradan da tam ortadan bir ayıralım. Arkadaşlar şimdi bu güneşi yaparken bakın buradan dört tarafından tutturmak için şey bırakacağım, pay bırakacağım. Diğerlerini sıfır keseceğim. Bakın. Nasıl yaptığımı şimdi. Bunu kretvarla da yapabilirsiniz ama makasla daha kolay. Şuradan da pay bırakacağım. Kesince şimdi daha rahat algılayacaksınız. Bunlar, şunları neden yapıyorum? Onları bak, silikonla tutturmak için yapıyorum. Silikonlu tutturma paylarımız onlar bizim. Buradan da bakın şunu aldım. Çok güzel bir görüntü meydana gelecek. Hem de gerçekten birebir ona benzer bir görüntü yapacağız. Bakın bunu da yine aynı şekilde. Şu. Görüyor musunuz? Çeviriyorum arkasına. Bakın. Artı işareti. Hemen boyayalım. Zaten şey olduğu için hemen boyayı emiyor. Küçük parça olduğu için. Bunu sonra ne yapacağız? Evet, şimdi yapıştırmıştık ya şunu. Şu tepsi kısmını yapıştırmıştık. Bakın. Bunu silikon arkadaşlar şuradan minik minik küçük silikon sürüp ben bunu böyle yapıştıracağım. Tamam mı? Hadi yapıştıralım ama yapıştırabiliriz. Evet, öbürkülere çok dokunmadan şuradan bakın. Hatta buraya sürmenize gerek yok. Şuraya sürün. Bu ortaya. Şuraya sürün. Daha kolay olur sizin için. Bakın şu kısımlara. Şu üst tarafına. Buraya. Bunu şöyle çevirelim tersini. Bastırın şöyle. Sağına soluna dikkat edin. Yalnız hangi tarafa yapışacak? Bakın. Gördünüz mü? Bakın burada bir boyut oluştu hem. Burada o sedefin oyma görüntüsünü de vermiş olduk. Arkaya parça geldiği zaman bunu mesela şu parçayı oyduk ya. Şu parçayı. Bunu da böyle yaptığımız zaman gerçek bir harika bir sehpa görüntüsünü diyelim. Zigon sehpam diyelim artık. Görüntü oluşacak, tamam mı? Mantık bu arkadaşlar. Aynı şekilde bunları da yapacağız. Aman bir yere değip şey yapmasın. Bunları da aynı şekilde. Bunları da bakın. Buralar çok net değil ama olsun, siz yine de bakın. Mesela bu çok küçük. Şöyle makasla ya da kretvarla hangisi kolayınıza geliyorsa. Bana hep makas kolay gelir. Yapabildiğiniz kadar. Çok küçük, evet. Ne söyleyeceğim? Yani şuradan tutturmak için pay bıraktım. Kesip kesip yapıştırıyorlar. Hocam siz de buna çok fena takmışsınız diyorsunuz ama yani ben sanatı, yapılan emeği küçümseyenlere takıyorum arkadaşlar. Takıyorum derken öyle bir hani bir kalıcı bir takıntı değil de hani bakın bazısına şöyle iptal de edebilirim ama etmedim. Şuradan yine bir tane şu kısmının illa orayı olması şart değil. Şuradan da bir şey tutabilirim. Bakın şuradan. Hani yamuklu yumuklu. Takıntılı değilim ama yapılan her emeğe de saygı gösterilmesi taraftarıyım. Bakın burada çok küçük olduğu için aralarda bu iki tane oldu. Diğerinde mesela 4-5 taneydi arasındaki. Dediğim gibi bazılarını da yiyebilirsiniz de. Çok küçük olduğu için belli değil. Görüyorum sergilerde. İğne ösü yapmışlar.
Biliyorum diyor, komşumuz yapıyor bunu diyor. Giyin ağustu. Tabii tabii diyor. Hadi bakayım yap, geç başına yap bakalım hadi giyin ağustu. Bu kadar kolaysa. Geç bakalım hadi yap. Şu bakın gördünüz mü? Bu da küçük ama yine de yapabildik arkadaşlar. Aynı şekilde siz şunu da yapın hadi. Şimdi ben bunlarla vakit kaybetmeyeyim. Başka bir şey göstereyim size. Şu şeyin hortumlarını yapalım artık. Nargilenin. Gerçi kötü bir alışkanlık ama. Şimdi ben burada biraz parçalar kestim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir doku kalemini alalım. Masam da o kadar karışık. Şu. Öncelikle bakın şuradan şöyle gelelim. Bakın şöyle biraz. Bu neresi biliyor musunuz? Bakın gelmişim gelmişim buradan. Buradan şu parçayı çıkarmışım. Bakın şuradaki şu boruyu çıkarmışım ben.